Arkadaşlar hayatımdaki en güzel yolculuğa Hakkı abiyle beraber çıktım gerçekten. Bir dakika. Oğlum sen en güzel yolculuğu yenge ne diyecek? Biraz daha çocuklar şey için orası tasarlanmış. Evet, ama çok da güzel. İnşallah küçük Allah ağzından duysun diyelim. İnşallah. Yakaladım oğlum. Gerçekten yemin ederim yakaladım abi. Olamaz böyle bir şey. Bırakayım mı? Evet, o beni rahatsız etmişti ama ben aldığım kontrol dersleri sayesinde. Evet. Oğlum bu nasıl bir inceleme oldu ya? Nasıl toparlayacağız? Bize daha ne oldu ya? Arkadaşlar hayatımdaki en güzel yolculuğa Hakkı abiyle beraber çıktım gerçekten. Biz Kopenhag'a geldik ve Kopenhag'dan denizin altından İsveç'e geçtik. Ve şu anda dünya lansmanı yapılan Peugeot E5008'in içindeyiz. Çok eğlenceli bir yolculuk oluyor gördüğünüz üzere. Bir dakika. Oğlum sen en güzel yolculuk, yenge ne diyecek? Hani beraber çıktığımız yolculuk. Evet doğru. Ama şöyle eşimle tanıştığımda ilk çıktığım yolculuktan sonra hayatımdaki en iyi yolculuk yapıyorum şu anda. Öyle söyleyeyim, gerçekten çok eğlenceli, çok heyecan verici bir teknolojik cihazın içerisindeyiz. Yaklaşık 100 kilometre yaptık. Ülke değiştirdik. Abi. Bu araçla alakalı tüm detayları Hakkı abiyle beraber sizlere hemen şimdi anlatmaya başlıyoruz. Hadi bismillah. Çıkalım yola abi. Ve anlatalım. Hissiyat nasıl abi böyle bir kalkınca? Abi şöyle, bu aracın bir kere tasarımını çok beğendim. Bir de ilk hissiyatta konfor inanılmaz. Yani evet. Çok konforlu bir otomobil olmuş gerçekten. Sessizlik zaten tabii ki baki elektrikli bir otomobil olduğu için ama buradaki sessizliğin yanı sıra bak şu an mesela yoldaki o hafif süspansiyon hareketleri falan filan çok az hissediliyor. Büyük araçlarda genelde biliyorsun ki içeride çok böyle bir sallantı olabiliyor. Şimdi süspansiyonu ya abi gayet güzel. Ben de çok beğendim. Bir de dışarıdan bakınca Ozancan çok büyük bir otomobil ya. Mesela senin bagaj için söylemek istediklerine bir de bu 7 kişilik bir otomobil. 7 kişilik tam aile otomobili. Evet. Sen beni arkaya oturttun. Öyle bir sahnemiz oldu. Hakkı abinin videosunda izlersiniz. Ve 1.90 boyunda bir kişi bile rahatlıkla bence 1 saat en arka koltukta seyahat edebilir. Şöyle rahatlıkla dersek biraz bir tık abartmış olabiliriz. Biraz abartmış olabilirim evet ama. Yani şöyle Ozancan'ı şöyle sığdırabildik. Koltuğu tamamen öne çektik. Ozancan oturdu dedi ki ben maksimum 1 saat dayanırım buraya evet. dedi. Bu da zaten anormal bir şey abi. Yani oraya 1.90 birisine oturtmak pek biraz daha çocuklar şey için orası tasarlanmış. Evet, ama çok da güzel. Küçük İnşallah küçük Allah ağzından duysun diyelim. İnşallah. Güzel teknolojilerle donatılmış bir otomobilin içerisindeyiz. Gerek pil teknolojisi, gerek burada tercih edilen motor teknolojisi olsun. Manzara inanılmaz bu arada, o tepkiler oldu. Yok, pil teknolojisi deyince 660 kilometreye evet. varan menzil var abi. 660 kilometrelik bu menzili ve yeni nesil bir pil teknolojisiyle geliyor diyebilir miyiz Stellantis için peki? Şöyle, yeni nesil platformdan geliyor. Evet. Stellantis'in STL Medium dediğimiz platformu. Daha önce E3008 çıkmıştı o platformdan. Şimdi ne oluyor? Artık E5008. Yani şu an içinde bulunduğumuz otomobil de çıkıyor. Buradaki pil teknolojisi en yeni pil teknolojisi mi? Şimdi soru işaretleri var. Ama Stellantis amacına evet. hizmet ediyor. Yani 400 volt mimarisine sahip bir pilden bahsediyoruz. Lityum iyon bir pilden bahsediyoruz. Kimyası da nikel, manganez, kobalt. NMC dediğimiz bir kimyası var. Şimdi herkes şunu sorabilir Ozancan. Niye 800 volt değil abi? Niye 900 volt değil abi? Niye lityum demir fosfat değil abi? Burada Peugeot bence şunu yapıyor abi. Dev bir hacimdeki otomobili, SUV'yi bize en erişilebilir şekilde sunmaya fiyatla. Çalışıyor. Evet, doğru. Ve sende de bundan bahsetmiştik. Tüm Avrupalı otomobil üreticileri sanki bunu yapmaya çalışıyor. Yani önce insanların ön yargılarını yıkabilmek için uygun fiyatlı yapmaya çalışıyorlar bir şekilde araçları. Bir şeylerden feragat ediyorlar ama bu günlük kullanımda ya da uzun kullanımda büyük olumsuzluklara yol açar mı? Bence açmaz. Şöyle 660 kilometre inanılmaz. Eğer evet. uzun menzilli olan sürüm ülkemize gelirse TOGG'dan ve Tesla'dan daha uzun bir menzille kesinlikle geliyor. Öyle. Ama ülkemize gelecek olan model büyük bir ihtimal ilk önce 500 kilometre menzilli olacak. Ve iki çekişli bir model gelecek. Evet. Bir de %10 dilime girerse tabii efsane olur ama girer mi tam bilemiyorum
abi, fiyattan dolayı girmeyebilir. Öyle bir fantezimiz var seninle, konuştuk bayağı ama yani bayağı zor gözüküyor. Benim fiyat beklentim az önce de söylediğim gibi böyle yani 2,5-3 milyon bandında falan olur herhalde diye düşünüyorum. Galiba öyle olur abi. %10'a girse hayal olur. Yani yok satar bu arada %10'a girse. Tabii %10. E3008 girsin de hani E5008'de girerse, İngilizlerin bir tabiri var ya, nice to have olur. Kesinlikle öyle. Tadından yenmez değil mi, çevireyim? Yanımızdan başka bir E5008 geçti. Çok tehlikeli değil mi abi ya? Burası çok bu arada sıkıymış trafik konusunda. Özellikle uyardılar bizi. Evet. Çok dikkat edin tabelalara falan diye. Daha önce birçok ülkede araç kullandım ama burada böyle bir ekstra stres oldum ben yani yola çıkarken abi. Evet, kesinlikle abi. Bu arada bir de plug-in hibrit seçeneği var ama... Gelmeyecek maalesef. Gelmiyor maalesef arkadaşlar. Şimdi abi şarj hızlarını biraz anlatalım. Millet merak eder. En çok merak edilen şeylerden evet, bir tanesi. Evet abi, şarj hızı nedir? Şimdi bu aracı normal standart bir şarj girişiyle şarj edebiliyoruz. Farklı farklı şarj seçeneklerine sahip. Şarj olma konusunda baktığımız zaman E5008 gerçekten çok bereketli bir şarj kabiliyetine sahip diyebiliriz aslında. Doğru, fena değil. Şöyle hemen o bilgileri vereyim. 11 kW standart AC şarj hızı var. Hızlı şarj edersen de maksimum 160 kW. Bu neyi ifade ediyor? Mesela 160 kW'lık bir istasyon buldun. 10 dakika şarj etsen 50 km yol gidebiliyorsun. Eğer %80'e ulaşmak istersen de 30 dakika şarj etmem yeterli. Bu güzel abi. Bu arada şöyle de bir şey var. Yolculuk için bu yazılım bize yardımcı oluyor. Yani bir şarj istasyonuna giderken gittiğimiz zaman acaba benim şarjım ne olur? Yolda nerede şarj istasyonu bulurum? Orada ne kadar şarj etsem? Bu hesaplamaları artık yapabiliyor. Bir de ne var abi artık? Bağlantılı inşallah gelirse. Evet. Bir de yapay zeka abi. Yapay zeka evet. Desteği var. ChatGPT ile yapılan bir anlaşma var. Daha önce yine Stellantis grupta olan Opel'de gördüğümüz bir özellikti. Çok güzel özellikler sunabilir bu bize. Az önce senin verdiğin örnekler vardı senin videoda. İşte gideceğimiz yerle alakalı bilgiler verebilir. Şu an bir otele gidiyoruz mesela biz. Yani konaklayacağımız otele diyelim gidiyoruz. Diyelim ki o otel nasıl bir otel abi? Evet. Yani soruyorsun, sana sesli anlatıyor. Sen de sürüşü tehlikeye atmadan. Ne yenir, ne içilir? Belki ekrana da yansıtabilir bu arada bunu. Ekran belki olmayabilir. Ha, yolculuğu dikkat bozulmasın diye. Tehlike. Bu arada bak karanlık bir bölgeye bir geçtik. Geçiyoruz. Ama şey değil mi bak, şu ambiyans aydınlatma. Evet, hazır oraya değinmişken biraz ondan da bahsedelim. Arabanın ben tasarımı yani 3008'in tasarımı sızdığında internete şu kumaş tasarımını geçişlere bayılmıştım yani. Böyle inanılmaz farklı gözüküyordu diğer otomobillerden. Gerçekten de canlı canlı görür görmez beni çok etkiledi. Burada sadece hani beni şaşırtan şeylerden bir tanesi böyle daha yumuşak bir yapıda. Yakaladım onu. Gerçekten lan, yemin ederim yakaladım abi. Olamaz böyle bir şey. Bırakayım mı? Abi camdan dışarı bırak. Camdan dışarı bırakayım oğlum bak. Hani inanmayanlar telefondan çek abi. Evet. Çekiyor musun abi? Evet çekiyorum. Gitti abi. Az önce bir çiftlikte durduk da orada bir atlar vesaire vardı. Sinekler geldi. Sinek de nasıl bir sinek? Hakikaten at sineği diye evet, bir sinek var. Kocaman ya bu kadar. Evet, o beni rahatsız etmişti ama ben aldığım kontu dersleri sayesinde. Evet. Aracı. Oğlum bu nasıl bir inceleme oldu ya? Nasıl toparlayacağız? Aa, bize daha ne oldu ya? Güzel abi mi? Şöyle anlatmadığımız ne var? Bir kere bu malzeme güzel bir malzeme arkadaşlar. Evet. Saklama alanları güzel. Tamam. Açılıyor. Güzel bir açılabilir sunroofumuz var. Sonrasında aydınlatmalar güzel. Yukarıda bir gözlük koyacağımız yer var. Arka tarafta hacim çok fazla. Ben beğendim arkadaşlar. Gelsin fiyat. Arkadaki bagajdaki şey detayını da es geçmemek lazım. Elektrikli otomobillerdeki en büyük problemler biliyorsun, o kabloyu böyle lap diye bagajın atıyorsun. Ortasına atmak zorunda kalıyorsun. Onu da bildiğin saklama gözü yapmış adamlar. Altına böyle koyuyorsun ve derli toplu kalıyor. Hem yer kaplamamış oluyor. Hem kablo dolaşmamış olur. Yani hadi evet. Yazın sıkıntı yok da kışın o soğukta falan böyle yani kabloyu açmaya çalışmakla vesaire uğraşmak zorunda kalmamış oluyorsun. Ben kokpite bir değinmek istiyorum. Tamam. Çünkü bir dönem ben de Peugeot bir araç kullandım ve ya kokpite inanılmaz bayılıyordum yani kokpite. Ay kokpitten bahsediyorsun. Evet. Eyvallah. Ve daha üst segment araç kullanan arkadaşlarım falan arabaya bindiğinde inanamıyordu yani böyle bir kokpitin o araçta olduğunu. 208'di bu arada araç. Ama abi direksiyon ekranı kapatıyordu. Böyle evet. Bir tasarımsal atlama olmuş diyeyim ben. Ama burada kesinlikle o çözülmüş. Şu an ben çok rahat bir şekilde tüm ekranı görüyorum ki ekrandaki animasyonlar, ekranın tepkime süresi, genel olarak deneyimine bayıldım. Yani çok ciddi bir işlemci gücü harcanıyor. Navigasyon anlamında olsun,
genel renkler olsun, bir kere ekran panelinin renkleri vesaire de çok güzel. Bak abi, ana ekran, navigasyon, hıza bak abi, bence yani güzel abi. Yani hiç neredeyse tepkime de bir sıkıntı yok. CarPlay desteği var, CarPlay de bayağı güzel çalışıyordu. Kablolu, kablosuz. Hatta ben yapayım abi. Şu anda mesela ben arkadaşlar kabloyu taktım. CarPlay için mirror olan kısma, şurada iki tane Type-C var, iki de arkada var bu arada. Yukarıda var mı abi, bakayım? Yok. Yukarıda göremedim. Bazen kamerayı falan takacağımız şey oluyor da yukarıda o yok abi. Şimdi bakın arkadaşlar, izin ver diyorum CarPlay'e. Yalnızca US bile kullansın, al abi. Direkt geliyor ve yani şöyle hiçbir şey yok bak. Normalde güzel. Böyle yani kötü bir deneyim olsa burada böyle yavaşlıklar, takılmalar vesaire olur. Buradan bile direkt navigasyona geçmek istediğinizde yine hız bu şekilde gayet akıcı ve problemsiz bir şekilde geçiyor. Koltuklar tabii iki tane seçenek var abi, donanım paketi. Bunlardan bir tanesi Allure, bir diğeri de GT. Şu anda biz GT paketteyiz. GT paketin işte makyajında, kozmetiğinde ufak farklılıklar var. GT daha güzel görünüyor benim gözüme. Bir de kumaş koltuk, daha doğrusu kumaş demeyeyim de. Kumaş dedi karışık. Alkantara, evet. Karışık böyle hibrit güzel bir ortam var. Bunlar da güzel duruyor. Koltuk demişken, beni üzen bir konu var biliyorsun. Bu ailenin, SUV ailesinin en üst segment modeli. Ancak ne yazık ki elektrikli bir koltuk bu araca şöyle konmamış. Elinden tutuyorsun. Evet. Eliminen dayı, eliminen. Evet, direkt manuel bir koltuk var. Yani çok büyük bir eksik mi? Hayır değil. Ama tamamıyla yenilenmiş bir araç ve lüks sınıfına, yani böyle biz telefonlarda şey diyoruz ya, orta üstü seviye diyoruz mesela. O evet, orta üstü seviye bir aslında araç bu. Ama mesela bu olsaymış eğer süper olurmuş. Videonun da başında söylediğim gibi ki zaten Peugeot bizi buraya davet ettiğinde havalimanında ufak bir sunum yaptı. Hayatınızın bir daha tekrarı olmayacak en iyi yolculuklarından birine çıkacaksınız diye. Yolculuk anlamında benim için gerçekten öyle, işin makarası vesaire bir yana. Gördüğüm yoldaki bu deneyim yani herhalde uzun yıllar unutmayacağım bir deneyim. Evet ya, sen bayağı etkilendin ya. Ama çok güzel değil mi abi? Çok güzel abi. Ama yani, Sakarya'da olduğu için hani. Yani Sakarya başka, çünkü bir evet, başkadır benim memleketim. Tabii tabii. Aynen öyle abi. Ama çok güzel bir deneyimdi. Hem buradan Peugeot Türkiye'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Hem Hakkı abiye teşekkür ederim. Beni kırmadığı için, bu videoda bana eşlik ettiği için. Hem de kendi videosunda Allah razı olsun, kesene bereket abi sağ ol. Benim şarj istasyonunu, eve kurulacak şarj istasyonunu hediye ettiği için. Edeceğiz. Kendisine teşekkür ederim. Eyvallah. Şarjin marka bir şarj istasyonu kuracağım senin evine abi. Sağ ol abi, inşallah. O zaman arabamı aldığım zaman da ilk videomu seninle çekeceğim. Ben de onun sözünü buradan senden almış olayım. Bayağı söz aldım senden. Sağ ol abi. Videomuzun 98 dakika olmaması için artık. Teşekkür ederiz her şey için. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.